arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Lexus IS 200 marka aracıma biraz değişiklikler, modifiye yapmak istiyorum. İlk yapacağımız şeylerden bahsetmek istiyorum. Yapmak istediğim çok şey var ama bunların ilk olarak yapmak istediklerimden başlayacağım. Daha sonra zaten yaptıkça güncelleme olarak yeni videolar şeklinde sizlere sunarım. İlk olarak jantları değişeceğiz. Güzel bir Ferrari geçti. Gördünüz mü bilmiyorum ama tam böyle yaptığımda fark ettim. Güzel bir Ferrari. Jantları değişeceğiz. Yeni jantlar aldım. Onları birazdan sizlere göstereceğim. Ön tampon aldım. Yeni ön tampon. Bu Japonya iç pazarında Toyota Alteza diye geçiyor. Ancak Avrupa ve Amerika pazarına Lexus IS 200 ve 300 olarak girmiştir. Bu yüzden de ben kendisine Japonya iç pazarında bulunan tamponu aldım. Alteza tamponunu. Onları takacağım. Onları birazdan sizlere gösteririz. Şu anda ise yoldayım. Nereye gidiyorum? Arabayı biraz pusturacağız. Yere basık yapacağız. Yani tamamen sermeyeceğiz. Ben 45 milim olarak yapmak istiyorum. 45 milimetre. Yani çok basık olmasın. Çok da yüksek olmasın diye düşündüm. Zaten jantlar, bu jantlar kışlık şu an. Üzerindeki lastikler falan kışlık. Yazları takvimdeyse tam şeklini görmüş oluruz. Şu anda demiş olduğum gibi gidiyorum takvirmaya. Size şöyle bir göstereyim. Almış olduğum yayı. Şimdi isterseniz biraz aracın etrafını geçeyim, sizlere göstereyim. Zaten ufak güzel bir egzozu var. Çok tatlı bir sesi var. Çok yüksek değil, çok da az değil. Tatmin edici. Kimseyi rahatsız etmiyor. Aracın normal görünüş şekli bu şekilde. Aracın ufak da olsa bir inceleme videosu kanalda var. Onu izleyebilirsiniz. Şuraya falan bırakıyorum. Anahtarı bu şekilde. Bagaj kapağını açabiliyorsunuz, kilitleyebiliyorsunuz ve açabiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu demiş olduğu gibi bu tampon komple değişecek. Aracın iç kısmı şöyle ufak bir göstereyim yeni isterseniz. İlk defa bir videoya denk gelenler için. Aracımız bu arada otomatik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir ekranı var. Kendisi kapanıp açılıyor. Şu anda aktif değil. Ekran çalışmıyor. Nedeni kendi orijinal ekranını söküp şöyle bir double tape takmışlar. Android. Bu yüzden de buradaki orijinal tape'ini arıyorum. Onu orijinal tape'ini bulduğum zaman değiştirip oradaki ekranı aktif etmek istiyorum. Ben orijinal daha çok seviyorum o yüzden. Buna Alteza'nın kendi direksiyonu takmışlar. Alteza'nın. Bu normalde Alteza direksiyonu. Bunun direksiyonu şuradaki tuşlar yok. Vites değişimi şeyleri. Tabi bunlar aktif değil. Bunda öyle bir özellik olmadığı için. Aracımız otomatik. Koltuklarımız deri ve alkantara. Yan koltuk iç döşemleri falan komple alkantara. Bu yüzden de güzel bir özellik. Aracımızda tempomat, şu vesaire hepsi var. Gelelim asıl meseleye. Şimdi bu almış olduğum sevgili dostlar Falkland bir marka. Alman bir marka. Spor yaylar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Made in Germany yazıyor zaten. Bunlar demiş olduğum gibi 45 santim, 45 milimetre. Santim değil. Yani çok fazla basmak istemediğim için bunu tercih ettim. Ortalama güzel bir tat olacağına eminim. Şimdi gidelim takalım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Hep birlikte görüşürüz. Göreceğiz. Coilovers. Güzel bir marka. Aracın arkası da bu şekilde. Şuradaki Lexus yazıları söktüm. Ama şuradaki izleri bir türlü götüremedim ama yaza doğru zaten bunları böyle bir güzel bir pastacıyla yaptığım zaman gider diye düşünüyorum. Onu bekliyorum. Şimdi bir yarısı falan bir yolum var. Oh. Ben devam edeyim dışarısı buz gibi. Evet arkadaşlar. Şeyleri taktırdık, yayları. Şimdi biraz kirli yıkayacağız tabi. Biraz indi. Daha birkaç güne daha o biraz daha iner çünkü daha yeni. Durum bu şekilde. Önceki haliyle şimdiki hali arasında. Zaten şu kadar falan bir indirme yaptık. Fazla bir indirme yapmadık. İyi gözüküyor. Tam böyle kıvamında oldu. Hatta bu şekilde hiçbir sorun yaşamam. Her yere girer çıkarım da yani. Şu anda ne yüksek ne de alçak. Tam güzel seviyede yani. Bazı yani şunu şuraya kadar indirmek zaten sorun. O yüzden bu şekilde kalsın şimdilik. Bunu da açtıracağız. Evet. Görmüş olduğu gibi aracı bastık biraz. Demiş olduğum gibi çok basmadım. Çok da istemedim basmayı. Çünkü girip çıkarken falan sonuçta günlük kullanıyorum ben bu aracı. Gerektiğinde arkasına çekici de bağlıyorum. O yüzden çok fazla basmadım. Demiş olduğum gibi çok fazla basmadım o yüzden. Gerek de yok yani. Çok basıp da rezil olmaya da gerek yok. Şimdi
araca yapacağım. Diğer malzemeleri size de bir göstereyim. Bu tamponun ön hava ızgarası. Bunu kenara koyalım. Şimdi tampon aslında geldi. Yaklaşık bir iki aydır falan duruyor. Yaptıramadım. Çünkü yapan yeri yok. Abi bu yayları bile taktırmaya 3-4 aydır şey arıyorum, yer arıyorum. Almanya'da böyle bir sıkıntı var. Yaptıramıyorsunuz. Yani insanlar arabasını çöpe atıyor ya. Ben şimdi anlıyorum neden çöpe atıyor. Çünkü abi kimse yapmıyor. Zaman yok diyor, şu diyor, bu diyor, git yenisini al diyor. Bayağı bir işler. Taktıramadık. Sonra sonuçta bir yer buldum. Benden yaklaşık 60 km ileride. Gittim. Orada yaptırdım yayları. İki defa, üç defa gidip gelmek zorunda kaldım. Şimdi tamponun boyanması lazım. Boyacı arıyorum. Abi diyorlar ki Nisan'dan önce yok. Nisan sonu geldi. Nisan sonu geldi. Bizim burada birkaç yere baktım yani. En az bir 5 yere baktım yani. Yok. Yaptırsam takacak adam yok. Öyle bir sıkıntı var Almanya'da. O yüzden abi bilmiyorum ya. Söylenecek çok söz var da işte. İnsan doluyor doluyor da. Aslında böyle bir oturup video yapmak lazım. Bunlarla ilgili. Şimdi bu elimde açtığım tamponun alt ışıkları. Bunlar sarımsı. Hem de güzel bir ışık veriyor. Rally araçlarındaki gibi. Zaten görüyorsunuz. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu normal sarı rally aracı gibi taktığınızda kullanamıyorsunuz yasak trafikte falan. Ama bunda herhangi bir sıkıntı yok. Biz bunu onaylı aldık. Onaylı geliyor. Demiş olduğum gibi. Şimdi yayları taktırmaya ne kadar verdik dersek onları söyleyeyim. Şimdi fiyatı merak edersiniz. 180 euro verdik taktırmaya. Bu lambadan 2 adet var şöyle görmüş olduğunuz gibi. Konudan konuya atlıyorum. Kafanız karışmıyordur inşallah. Arkadaşlar bir sohbet edermiş gibi konuşuyorum sizinle. 180 euro verdim oraya. Tampon çıkaracağım da kartonun içinde. Tampondan şimdi şöyle o zaman. Evet, tamponumuz bu. Sevgili dostlar, bembeyaz ha. Tampon bu. Demiş olduğum gibi bu Altezaların lambası, lambası diyorum tamponu. Ben bunu aldım. Bu ışık şuraya geliyor şu şekilde. Bunların da o demin göstermiş olduğum ızgara yine buraya içinde var. Buraya içinde var. Onu ayarlamak gerekiyor. Tampon bu. Şöyle tamam bakacak olursak İnşallah taktığımızda da bir gün bu videoda yapıp hazırlayıp tek videoda sizlere sunmak istiyorum ama çok da beklemek istemiyorum aslında çünkü ne zaman yapılabiliriz daha bunu bilmiyorum. Muhtemelen bundan önce bu videoyu yayınlarım herhalde. Sonra da bir ara bu takılmış halini hep birlikte arabanın incelemesini yaparız. Çünkü hep soruyorsunuz abi sen arabalar neden incelemesi yok, videosu yok kanalda falan diye. Güzel detaylı bir şey yaparız. Demin bir yeşil gördünüz onu. Şimdi aradan bir spoiler olarak vermiş oldum size. O da birkaç gün inşallah şeye girer trafiğe. Şimdi araç bu. Araç diyorum ya tampon bu ya. Şimdi bak bir şey daha var. Düşme bir şey daha var. Evet. Bu da şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu da tamponun. Bu sefer doğru söyledim tamponun. Şöyle göstereyim ikisini birden. Şuraya geliyor. Şuradaki ön ızgara. Buraya gelmiş oluyor yani. Şimdi şeyler bu. Parçalarımız bu. İnşallah bunları taktıracak bir yer bulursak buradaki tamircilerin canı isterse takarlar. Canı istemez de takmıyorlar. Abi. Şimdi beleş de taktırmıyoruz yani alın beleş de takın demiyoruz yani. Abi, ama yapmıyorlar abi ya. Böyle bir sıkıntı var. Adamların işine gelmiyor. Uğraşmak istemiyorlar artık ne bilmiyorum vallahi var ya. Delireceğim artık bu. Bir şey yaptırmak almayı da çok zor. Çok zor.
Yani kırmadan yerleştirelim. Yerleştirelim. Şimdi biraz da şöyle yapsak daha iyi olur sanki. O zaman elimden tutmam gerekecek. Aa, bir dakika. Şunu kaldırmak ya. Konuşacağım abi, konuşacağım. Şöyle. Heh, şimdi daha iyi olur sanki. Şimdi demiş olduğum gibi almayla böyle sıkıntılar var. Yaptıramıyorsunuz bir şeyi. Ya da yaptırmak için aylarca sıra bekliyorsunuz abi. Böyle bir sıkıntı var maalesef Almanya'da. O yüzden de insanlar bir şey olduğu zaman, hele ki bir motor arızası olsun ufak bir, diyorlar ki git yenisini al. Vallahi bak. Şimdi ben bu araca böyle masraf ediyorum. İşte Instagram'dan falan ya da YouTube'dan birkaç video görülmüştü oradan. Yorumlar geliyor, diyorlar ki abi sat şu arabayı falan. Şimdi bu arabayı sat diyenlere sesleniyorum. Arabadan anlamış olsaydınız sat demezdiniz. Bu arabayı güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Yani bilmiyorum, hem günlük biniyorum. Çok güzel. Otomatik. Fazla da yapmıyor. O yüzden yapmak istiyorum. Keyfime göre bir şeyler yapmak istiyorum. İnşallah yaptığımızda da bittiğinde de görürsünüz zaten. Güzel bir araba olacak. Tabii bir kaplama yaptırmak istiyorum buna ilerleyen dönemlerde. Bakalım, onlar daha erken bunları konuşmak için. Yani böyle. Şimdi bu tampona ne kadar verdim derseniz, tampon bu ışıklarla beraber geliyor. Takım olarak alıyorsunuz. Bunların toplam fiyatı 600 euro. Bunlara 600 euro para verdim. Boyanmasını muhtemelen 400 euro da boyanmasını isterler. 500 1000 euro. Bir de takmasını alırlar. 300-500 artık neyse 1500 euro. Yayları takladık 180 euro. Başka ne kaldı? Jantlar var. Jantlar da göstereceğim size. Jantlar aslında bu videoda göstersem iyi olur mu? Tamam. Jantlar da bu videoda göstereyim. Ya da birkaç gün sonra zaten yazlara geçmek durumundayım. Yazları takınca arabanın üzerine göstermiş olurum. Şu andaki arabanın üzerindekiler kışlıklar. Yaz geldi, artık resmi olarak yazlık lastikleri kullanabiliriz ama şu an için erken. Hala yağışlar falan devam ediyor. Günlük ben git gel iş yerine 60 kilometre falan bir yol yapıyorum. 55 falan galiba. O yüzden biraz daha beklemek istiyorum. Bakalım taktığımda, hafta sonu falan belki takarım, bilmiyorum. Takarsam orada da paylaşmış olurum. Şimdi bu kadar jant takmada. Görüşürüz. Ha bu arada kendinize iyi bakın. Bunu söylemeyi unutmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir videoyu beğendiyseniz bir like atabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere diyorum. Ne güzel videosu ya. Bir sonraki video ne ya? Birazdan abi. Vedalaşmıyorum. Dur. Daha jantlar var. Size bir 10 saniye falan gelecek ama bana birkaç gün geçmiş olacak ya da bir hafta geçmiş olacak, bilmiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, saç başta almış. Bugün şu yeşille uğraştım. Bir de şimdi jantlar takacağım da ben aslında biraz takmaya başladım. Unuttum video yapmayı. Elim ayağım şu an kara içinde. Sağ arkayı denedim. Şimdi şöyle bir sorun vardı. Şimdi şöyle göstereyim. Jant bu. Bu jantın üzerinde orta göbekte şurada şu plastik vardı. Bu plastik buranın buraya göre büyük. Bu 72, şu 66 olsa gerek. 72'yi 66'ya çeviren şöyle bir aparat aldım. Şimdi uyuyor. İlk jantı getirdim. Daha diğer jantlar duruyor garajda. İlk jantı getirdim. Diğerleri daha duruyor garajda. Yaylar şurada. Görmüş olduğu gibi şu yaylar taktırmıştık biliyorsunuz. Arabanın altı komple plastik. Şunu nereye koyacağım? Kirkoyu nereye koyacağım bilemedim. Altı köreye dayadım valla. İlk taktım da. Abi öldüm bu ne ya. Şimdi şöyle göstereyim. Şunlar alüminyum. Kendi orijinalleri. Şeydi, plastikti. Şimdi basit zaten. Şuradan alıyorsun. Şunu şuraya takıyorsun abi.
Şu kadar. Torun çekici. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bak bu kadar. Bu kadar basit. Çıkması da kolay yani. Çıkacağından çıkıyor. Plastik. Takıyorsun abi. Şöyle. Torun çekiciyle kafasına kafasına vuruyorsun böyle. Böyle abi bu işler. Bakın hiç. Evet, kir kalmasın içinde. Bu kadar abi. Basit. Şimdi diğer nerede? Diğer orada. Onu da takalım. Şunları kaybetmeyelim. Lazım olabilir. İki nerede ha? Dört tane var, doğru bak. Dört tane var. Çıkartmışım zaten. Evet. Bu arkadaşlar plastik çekici. Zarar vermez. O yüzden şimdi demeyin. Evet. Çapı da uydu. 10 numara 5 yıldız. Önüne takalım. Evet arkadaşlar, bitirdik çok şükür. Nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Yakışını düşünüyorum. Aslında takarken bazı endişelerim vardı. Yakışmadı diye. Çok düz duruyor diye. Ama ya takınca üzerinde çok daha farklı olduğunu gördüm. Geçen de güzel duruyor. Hatta bu lastikler biraz daha büyük. Ne? Hatta yaylar tamamen inmiş durumda şu anda galiba. Çok daha güzel duruyor. Çok tatlı olmuş. Bayağı bir uğraştık ama çok şükür bitirdik. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de yan taraftan bakalım, diğer taraftan. Şöyle bakarsanız yanından da duruşu bu şekilde. Bir tur atalım bakalım. Abi şu akıntıya bakın. He? Okay. Also bis gleich. Evet, şu akıntıya bakın. Yoruldum, ölüyorum. Bu arada saat şu anda 5.30. Ben gece çalıştım, geldim. Sadece birkaç saat uyudum. Çünkü bugün cumartesi. Ben bugün uyursam gece uyuyamıyorum. Gece uyuyamadığım için de tekrar haftaya uyku düzenim bozulmuş oluyor. O yüzden genelde gece bordersinden sonra cumartesi gündüzleri uyumuyorum. Çünkü uyku düzenim tutturmam gerekiyor. Şimdi bir tur atacağım. Bakalım nasıl bir şey bekliyor. Şöyle bir çalıştıralım. Hadi bismillah. Şimdi muhtemelen düşecek o var ya, ben hareket ettiğimde. Düşme abi. Abi ortalama yolu kadınmış. Vallahi güzel.
Yani bir, ne farkı var ki teker tekerdir diyeceksiniz değil mi? O kışlık üzerindeki bayağı bir gürültü yapıyordu. Şimdi yazlık gürültü yapmıyor. Değişik bir ses yok. O yüzden onun için diyorum güzel güzel diye. Evet. Şimdi şuradan dönelim. Ana caddeye girmeden önce şu ufak bir mesaj şey yapalım. Mesajlaşalım. Evet. Sevgili dostlar. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Ben artık eve gideceğim. Şöyle bir güzel duş yaparım. Ellerim battı. Güzel bir temizlenirim. Üzerim falan bir değişirim. Sonra işte televizyonda, PlayStation'ı falan akşam ederiz. Bu kim diye baktı bana cinsiz. Akşam ederiz. Ya şimdilik videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda Eclipse'yi açtırmam gerekiyor. O zaman da videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere diyorum. Çav çav. Bay bay.